Günaydın hayattan, yeni bir günden herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum her şey yolundadır. Biz çok şükür diyerek yeni bir güne başladık. Yeni bir gündeki konularımız klinik pilates nedir ve safra kesesi sağlığı. Bu konularla alakalı sorularınız olursa bizimle irtibata geçebilirsiniz. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0090 505 756 0206. Evet, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Avrupa, bütün dünya, Türkiye hazır mıyız? Günaydın hayat başlıyor. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarınız mı var? Önlemek ve tedavi etmek için neler yapılabilir? Klinik pilates kimlere uygulanır? Pilates programı kişiye özel mi hazırlanır? Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur sizler için anlatıyor. Sırt ağrıları ve sindirim problemleri yaşıyorsanız ihmal etmeyin. Safra kesesi rahatsızlıkları nasıl belirtiler gösterir? Hangi durumlarda safra kesesi alınır? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı günaydın hayatta anlatıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Gnocchi'yi daha önce duymuş muydunuz? Bu tarife bayılacaksınız. Evde kendi pizzanızı kendiniz hazırlamak ister misiniz? Lezzetli tarifleriyle mutfağımızın konuğu Şef Uğur Ozan Güneş birazdan bizlerle. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 0505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın hayat başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizi takip edenler bilir ki bu haftaki mutfağımızın şef konuğu Uğur Ozan Güneş. Hoş Merhaba. Geldiniz. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Bugün size İtalyan mutfağından iki farklı yemek yapacağız. Geçen gün de İspanyol mutfağı mıydı? İspanyol mutfağı? Çorba yapmıştık ya. Evet, soğuk bir çorbaydı o. Soğuk domates çorbası. İtalyan mutfağı. İtalyan mutfağı yapacağız. Evet. Neler yapıyoruz? Herkesin çok sevdiği ve tüm dünyada çok popüler olan bir pizza yapacağız. Hı-hı. Klasik bir tane margarita, domates sosu ve peynirli. Bir de karışık pizza yapacağız. Herkesin, hı-hı, çocukların sevdiği yine. Karışık pizzanın ismi mi? İsmi mi? Yok, karışık, içerisinde dilediğiniz herhangi bir malzemelerden. Burada gnocchi değil mi? Gnocchi dediğimizde bir patatesten yapılan bir makarna türü aslında. İçerisinde az miktarda un bulunuyor. Onunla başlayacağız zaten siz. İsterseniz hemen göstereyim, hı-hı, ben nasıl yapacağımızı. Hemen onu başlayalım o zaman. Burada haşlanmış ve püre haline getirmiş patatesim var. Bu patatesi daha sıcakken püre haline getirdik bu arada. Hı-hı. İçine başka bir şey koyduk mu? Süt vesaire? Hiç yağ? Yok. Sadece haşlanmış patates. Haşlanmış patatesi de dilimleyerek, ufaltarak haşladık. Daha çabuk sürede haşlansın diye. Hı-hı. Şöyle. Hemen peki vitamin kaçıyor mu acaba? Öyle hani ufak ufak kaynattığımızda. Zaten pişiriyorsunuz ve sıcaklık geliyor. Sıcaklıkta çoğu vitaminin yapısı bozuluyor zaten. Hmm. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi patatesimi ekledim. İçerisine unumu ekliyorum. Unu göreceli olarak ekleyeceğim. Gidişata göre arttırabilirim. İçerisine bir de irmik un dediğimiz bir unu ekliyorum. Bu da mı gidişata göre ekleyebileceğim? Bu da evet, birazcık ayırdım. Bu da gidişata göre eklenecek. Daha sonra içerisine yumurta kırıyorum. Kaç tane? 4 yumurta mı kırıyoruz? Ben bir yumurtanın bütününü, bir tanesine sarısını kullanmak istiyorum. Hı-hı. Hemen şöyle. Bu tamamını kullanabiliriz aslında, o da sorun olmayacaktır ya. Bu makarna hamuru mu olmuş oluyor? Bu bizim gnocchi'mizin tüm malzemesi. İçerisine biraz tuz ekleyeceğim. Hı-hı. Bundan makarna olacak tabii ki de içerisine. Makarna olacak. Patatesli. Bu da İtalyan mutfağına ait bir lezzet. Evet, bu da İtalyan mutfağına ait. Aslında tamamen şey, halk mutfağı dediğimiz, İtalya'da yine fakirlikten ortaya çıkmış bir tarif. Çok lezzetli bence, çok başarılı. Çok güzel bir dokusu var, yumuşacık. Taze makarna zaten yaptığımız. Hı hı. Kurtulmuş ya da dondurulmuşlara benzemiyor. Evet, şeklini nasıl vereceğiz onu çok merak ediyorum. Bunu şimdi biz bir silindir haline getireceğiz. Daha sonra çatalda parmağımıza bastıracağız. Aslında kendisinin özel bir aparatı var, hı hı, şekil vermek için. Bu şekil de aslında sadece içerisine koyacağımız sosun tutması için yaptığımız bir şey. Hmm. Yani sos böyle üzerinde kalıyor, içerisinde için, evet, kalıyor. Bir miktar da parmesan ekliyorum, yaklaşık 40 gram kadar. Parmesan da geliyor. Evet, bu sıcaklığa beraber bunu hem bağlayacak, bir arada tutacak ve lezzet verecek. Ne kadar yoğurmamız gerekiyor peki? Çok mu yoksa
Çok hani... aşırı çalışmamak gerekiyor bunda. Çünkü o zaman yumuşuyor gitgide. Bu sertliğini kaybetmeyecek. Hamur toparlanana kadar. Şimdi ben şunu elimden ayıracağım. Burada hazır kaynayan bir suyum var. Şekil verdikten sonra bildiğimiz makarna gibi suya mı atacağız? Evet, suya atacağız. Bir 2-3 dakika kadar haşlayacağız. Çok değil. Gerçekten zaten pişmiş oluyor içerisindeki patates. Makarna pişmiş aslında. Sadece peynirin erimesi, içerisindeki hamurun pişmesi için biraz süre ihtiyacımız olacak. Ben şu ellerim için biraz da ekstra un bulunduruyordum kenarda. Evet, yani seyircilerimiz bunu evde denerken kıvamı bildiğimiz hamur kıvamında mı olması gerekiyor yoksa daha mı yumuşak? Bir tık daha sert olacak bir açıkçası. Çok yumuşak değil, çok sert değil. Çok sert olursa pişince daha da çok sertleşiyor. Çok yumuşak olursa eğer dağılıyor. Evet. O yüzden uygun bir kıvamda olmalı. Şöyle kabaca topluyorum. Bugün bir de pizzamız var. Hamurunu önceden yoğurdunuz. Ben hamurunu önceden yoğurdum. Mayalı bir hamur bildiğiniz gibi. Evet. Canlı yayında bu biraz zor olabilir bizim için. Hamurun bekleme süreleri ortam şartlarına göre değişiyor. Değişiyor, evet. O yüzden bundan da bahsedeceğiz zaten. Bazı insanlar hamurun mayalanmadı niye böyle olur diye düşünebiliyor. Evet, evet. Hata yaptıklarını düşünüyorlar. Evet, halbuki aynı şeyi, aynı işlemi yapıyoruz yöntemi. Bir seferinde şişmiş oluyor, hamur güzel kabarmış oluyor. Diğer seferinde de tamamen böyle... hamur şişmemiş oluyor. Aynen öyle. Onun şimdi da püf noktalarını alacağız birazdan. Evet, evet. Ozan bu undan bahsederken unların da kalınlıkları ve incelikleri var. Su tutma oranları var. İçerisindeki protein miktarları var. Ben hemen şunu böleyim. Çok büyük olacak burada. Çok fazla koymuyorum gördüğünüz gibi. Artık yuvarlamaya başlıyorum bunu. Evet. Bu ufaltacağım böyle. Aşağı yukarı kaç kişilik bir makarna olacak? Yine bu fazla olacak. Bizim bu reçete. Yine ufaltalım. Bunu sosuyla çoğaltabilirsiniz. Bu yaklaşık 6 kişilik falan olacaktır. 6 kişilik yani belki bu biraz tarifi. Daha fazla çıkabilir. Yine biraz daha ufaltacağım çünkü bu alan bize yetmeyecek burada çalışmak için. Hemen şöyle biraz küçük çürüyor evet. Şimdi bir şeklinde hemen görelim sonra ben konuğumu çağıracağım. Olur ben hemen şuradan başından keseyim sizin için uzatmadan olur. Daha fazla. Şurada spotlama olacaktı. Bakın şimdi şöyle şu boyutlarda biraz daha incelteyim. İri bir mantı boyutunda diyebiliriz. Evet, şu boyutlarda keseceğiz bunları. Patatesten hamur yaptık. Harika evet, gözüküyor. Arada, gerçekten çok güzel. Çok yoğursaydık daha fazla un alacaktı. Ne kadar az yoğurup uğraşırsanız o kadar az un eklersiniz içerisine. Çünkü patates sınırsız bir şey. İçerisine koydukça alıyor unu. Yoğurdukça alıyor, içerisine un alır. O yüzden çok yoğurmadan, çok uğraşmadan az karıştırarak yapmak gerekiyor bunu. O evet. Zaman daha katı, daha güzel olacaktır. Evet. Şimdi şöyle ki çatalı tutuyoruz. Parmağımız yardımıyla. Şimdi benim parmağım içerisinde biraz unlamam lazım yapışmaması için. Şöyle göstereyim size. Aslında bu da bizim bildiğimiz mantı gibi uğraştırıcı bir tarif değil mi? Bunu farklı farklı şekillerde yapabiliriz. Sadece parmağınızı ortasına bastırabilirsiniz. Aa. Burada amaç aslında daha sonra bunları haşladıktan sonra biz sosun içerisine atacağız. Evet. Ve bu sosu tutması gerekiyor. Yani makarna her ağzınıza attığınızda sadece hamuru değil, içerisinde bulunduğu sosu da beraberine toplayıp getirmesi lazım ağzınıza. Gerekiyor. O yüzden amaç aslında burada makarnanın sosu tutmasını sağlamak. O yüzden etrafına girintiler, çıkıntılar ve boşluklar oluşturuyoruz. Evet. Yani dediğim gibi parmağınızı sadece ortasına bastırarak, ortasına bir çukur oluşturarak da yapabilirsiniz. Böyle evet. Çok daha pratik olur. Ya da illa ben biraz daha geleneksel şeklini istiyorum derseniz de bir çatal kullanabilirsiniz eğer aparatı yoksa. Bunu da parmağınızı ortasına bastırarak çekiyorsunuz. Çatalın izi çıkıyor gördüğünüz gibi evet, bir tarafında. Evet bizim baklavamız var ya böyle neydi o baklavanın ismi? Bu şekilde yine çatalla şekil veriliyor. Çatalla şekil verilen baklavamız var bizim. Evet ismi aklıma geldi seyircilerin muhtemelen aklına gelecek. Biliyor olabilir bu arada yani sonuçta gastronomi bayağı sınırsız bir şey bölgesel olarak değişiyor. Tekrar göstereceğim parmağımı ucuyla şaraftan bastırarak çekiyorum. Kaldura bastı mıydı? Kaldura bastı. Kaldura. Evet baklava değil o. Tamam. Değil mi? Evet doğru. Bir tarafında çatalın şeritleri gözüküyor. Öbür tarafında parmağıma bastırdığın çukuru var. Böyle her iki tarafından da sosun tutacak kıvama gelecek. Evet. Ben şimdi bunların hepsini böyle açacağım. Tek tek böyle şekiller vereceğim. Daha sonra birazcık haşlayıp sosunu da bitireceğim. Evet, evet. O zaman kolaylıklar diliyorum size. Ben ilk konuğumu çağırıyorum. Tamam, görüşürüz. Şimdiden ellerinize sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz, uzman fizyoterapist Zafer Aksungur bizlerle. Klinik Pilates hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Hangi egzersizler, hangi hastalıklara faydalıdır? Pilatesi fizyoterapist eşliğinde yapmak neden önemlidir? Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur, merak edilenleri şimdi Günaydın Hayat'ta yanıtlıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz Pilates.
Ama bu sefer başka bir pilates tarzından, türünden bahsedeceğiz. O da klinik pilates. Yani klasik pilatesten farklı, değil mi hocam? Farkını söyle. Aslında tam olarak klinik pilates nedir ve bildiğimiz klasik pilatesten farkı nedir? Tabii ki. Şimdi klinik pilates özellikle fizyoterapistler tarafından uygulanan ve bir rahatsızlığı olan kişilere uyguladığımız bir pilates türüdür. Mesela sizin boyun fıtığınız var, bel fıtığınız var ya da omuzlarınızda başka bir sıkıntı var. Ya da dizde herhangi bir ekleminizde ya da vücudunuzda bir sıkıntı var. Ya da romatizmal bir hastalığınız olabilir. Nörolojik bir hastalığınız olabilir. Kısacası hastaların yapması gereken pilates türü klinik pilatestir. Yani bazen şöyle yapıyorlar. İşte bir rahatsızlığı var. Spora gideyim diyor. Evet. Spora gidip daha kötü olup daha da geliyorlar. Kötü o yüzden de klinik pilates burada devreye giriyor. Klinik pilates fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş. Klasik pilatesi modifiye ederek hastalıklara göre mesela bel fıtığı hastası nasıl yapacak? Onu klinik pilateste aynı hareketi nasıl yapacağız? Bunların hepsini uyarlayarak yapıyoruz ve çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Zaten en büyük ilaç egzersizdir ve klinik pilateste burada ciddi bir tedavi şeklidir aslında. Klinik pilateste aletlerle mi tedavi uyguluyorsunuz? Alet de kullanabiliriz, mat da kullanabiliriz. Kişinin hangi duruma imkanı varsa, evde yapmak isterse burada da zaten göstereceğiz bugün. Her türlü pilates ekipmanından yararlanıyoruz. Peki normal fizyoterapiden farkı nedir? Yani şöyle normal klasik fizyoterapi hani bu hastanelerde uygulanan işte hotback, ultrason, tens gibi cihazlarla yapılan ve normal klasik egzersizlerdir. Ama pilatesin şöyle bir özelliği var. Pilates yapan kişilerin çalıştırması gereken bazı kaslar var. Biz buna powerhouse diyoruz. Evet. Ana core stabilizasyon da diyoruz. Oradaki o kaslar işte pelvik taban kasları, diyafragma, solunum kasları bunların hepsi geliştikçe kişilerin duruşu gelişiyor ve doğru bir postüre ulaşıyoruz. Yani pilates yapanlarda özellikle bu kor bölgesi yani karın ve bölgesi korse takılmış gibi sımsıkı oluyor. Kasları da aslında onarıyorsunuz, güçlendiriyorsunuz. Evet. Pilatesin bir faydası da şu kaslar arasındaki dengesizliği düzeltiyor. Mesela öndeki kaslarınızla arkadaki kaslarınız arasında bir dengesizlik var. Pilates bir denge olayı olduğu için, bir konsantrasyon olduğu için aynı zamanda yoga gibi etki de gösteriyor. Yani kafanızı da zihninizi de rahatlatıyorsunuz pilates yaparken. Zaten yogadan esinlenerek doğru nefes alışverişleriyle, doğru hareketlerle uzman eşliğinde aslında ağrılı bölgelerimize çok güzel tedavi yöntemi olmuş oluyor. Peki kimlere uyguluyorsunuz? Hangi ağrıları olanlara uyguluyorsunuz klinik yani pilatesi? Genelde mesela kronik sırt ağrısı çekenler, romatizmal hastalar ya da mesela şey derler sabahları çok yorgun kalkıyorum, gün içinde enerjim hiç yetmiyor gibi şikayetlerle geliyorlar. Özellikle boyun sırt ağrısı çok fazla olan masa başı çalışan insanlar var. En büyük pilates alıcısı yani pilatese en çok gidenler genelde o beyaz yaka dediğiniz kişiler oluyor. Çünkü o pilatese geldiklerinde rahatlıyorlar, ağrıları geçiyor ve güne daha dinç başlıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey var, nefes alıp vermek, düzenli nefes almak, solunumu doğru yapmak insanların ağrılarını azaltan bir şeydir. Bu da bilimsel bir ispattır. Şimdi hem solunum üzerine bir teknik bu, evet, hem de konsantrasyon, hem de fizyoterapist eşliğinde daha bilinçli yapılıyor. Sıkılaşıyorsunuz da yani. Evet. Şimdi bildiğimiz pilates, klasik pilates kilo verdirmeye yardımcı oluyor. Peki klinik pilatesin de böyle bir etkisi var mı? Şöyle yani pilates tek başına kolay kolay kilo verdirmez. Hani evet. Verdirdiği yani ayda 1 kilo, 2 kilo belki ama pilatesin asıl amacı sıkılaştırmak oluyor daha çok. Kas kütlesini arttırıyor. Mesela bir kere bir hanımefendi vardı. Ben dedi 34 bedene düştüm. Ama dedi kilom 2 artmış dedi mesela. İnceldi. Yani inceldi ama kas kütlesi arttı. Pilatesle birlikte diyet ve biraz kardiyo yaparlarsa inanılmaz sıkılaşırlar. Çünkü kardiyo ile birleştirmek gerekiyor pilatesi. Evet. Ama bir de haftada en az 3 gün yaparlarsa tam sonuç alırlar. 2 gün yapanlar da yine sonuç alıyor ama 3 gün yapanların daha hızlı sonuç aldığını gözlemledik. Peki neden özellikle fizyoterapist ya da uzman tarafından klinik pilates dersleri verilmesi gerekir? Şöyle düşünün, sizin bir bel fıtığınız olduğunu düşünün. Ameliyatlık seviyede değil ama doktor size dedi ki git pilates yap, belini güçlendir ya da bir spor yap. Siz bunu doğru kişilerle yapmazsanız eğer o fıtığı ilerletebilirsiniz. Ve bize çok insan geliyor bu şekilde.
Yani ağrısı gitsin diye gidiyor yaparken ve daha çok buna neden olmuş oluyor yanlış hareketlerle. Çünkü bazı insanlar şunu yapıyor. Yani ağrısı olduğu halde spor yaparken hocasına söylemiyor. Hı hı. Ya da uyarılmıyor. Yani bakın ağrınız olursa durun mutlaka. Evet, ya da işte bazen de işte hasta diyor ki hani ağrıyor. Hoca onu yanlış anlıyor. Yani o ağrının nereden geldiğini sonuçta fizyoterapist değil ve anlayamayabilir. Ve orada olsun yansın devam et der ya hocalar. Evet, evet. O işte o yanmıyor. O çok kötü oluyor ondan sonra. O zaman siz kişiye özel program hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Normal pilateste, bildiğimiz pilateste kişiye özel yapılmıyor. Genel bir program var. Siz kişiye özel uyguluyorsunuz. Birazdan da bize zaten hareketler göstereceksiniz. Bir de hani böyle internette de çok dolanıyor böyle online şekilde de eğitim veriliyormuş diye. Veriliyor mu gerçekten yoksa uzmanın bizzat orada olması gerekiyor mu? Şöyle pandemide bu çok yaygınlaştı. Belli bir seviyeye kadar online olarak uzaktan verilebilir. Mecbur kaldıysak, hastayla yan yana gelemiyorsak online olarak belli başlı hareketleri yaptırabiliriz. Ama özellikle aletli pilateste mutlaka başında bir hocanın olması gerekiyor. Çünkü orası biraz daha riskli bir bölge. Orada işte box'tan düşebilir, ne bileyim ayağından halat çıkabilir. Orada hocanın konumlandırması gerekiyor. Evet. Ama mat pilates birazdan göstereceğimiz. Herkes evde yapabilecekleri basit egzersizler göstereceğiz. Hani onları yapabilirler. Uzaktan da kontrol edilebilir mecbur kaldığımız zaman. Sonuçta teknolojiden faydalanmak lazım. Peki ağrıları, rahatsızlıkları olmayanlar da yapabilir mi? Tabii ki. Size başvurabilirler mi? Tabii ki. Biz sadece hastalarla çalışmıyoruz yani. Genel olarak herkesle. Bizim amacımız şu, yani insanlar hani fizyoterapistler dünyanın her yerinde şu an pilates yaptırıyor ve birçok ülkede de pilates bir fizyoterapi branşı olarak geçiyor aslında. Yani klasik pilatesi alıp fizyoterapistler biraz daha güvenli hale getirdiler. Ve bunu normal sağlıklı bireylerle de işte sıkılaşmak için gelenlerle de çalışıyorlar. Ve çok yaygın şu an Türkiye'de de çok yayıldı birçok fizyoterapist. Pilates yaptırıyor. Evet. Mesela bir hasta geliyor, duruş bozukluğu var. Siz neye göre hani karar veriyorsunuz? Bu fizyoterapi tedavisi görmeli ya da klinik pilates tedavisi görmeli. Hani bunu kararını nasıl veriyorsunuz? Bir postür analizi yapıyoruz. Ayrıntılı bir hasta hikayesi alıyoruz ya da üye hikayesi. Yani onun geçmişini öğreniyoruz. Bazı kişilerin mesela yapması sakıncalı olabilir. Onlardan mutlaka doktor onayı istemek gerekiyor. Yani bir ayrıntılı değerlendirme sonucunda o kişinin neye ihtiyacı olduğunu çıkarıp ona göre seans planlanıyor. Şimdi göstereceğiniz hareketler daha çok neye yönelik olacak? Birazdan geçeceğiz mata. Şimdi ben böyle evde hani ev hanımları izliyor. İşte herkes de böyle evde hareket etsin istiyoruz. Artık bu pandemide çok hareketsiz kaldı herkes. Böyle evde böyle karınlarını sıkılaştıracak. Kalçalarını, basenlerini böyle inceltebilecek, sırtı ve beli güçlendirecek böyle birkaç hareket planladım kafamda. Onları göstereceğiz. Bunları uzman eşliğinde yapamayacaklar, evde yapacaklar. Risklerinden de bahsedersiniz. Tabii, hani tabii. Doğru nasıl yapılması gerektiğine dair. Alalım o zaman sizi, hemen tamam. Uygulamaya geçelim. Fizyoterapist arkadaşımızı alalım. Hareketleri böyle çok detaylı, güzel bir şekilde gösterelim. Aman ha, izleyicilerimizde böyle bir sakatlık yok, olmasın evde. Sakatlanacakları bir hareket göstermeyeceğiz. Evet, buyurun. Gelebilirsiniz. Şöyle. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyordur. Önce karın hareketi gösterelim. Evet, ben özellikle hani benim gözlemlediğim kadarıyla kadınlarda çok bel ağrısı görüyorum. Yani tanıdıklarımda vesaire. Evet. Onun için de birkaç hareket gösterirseniz çok sevinirim. Tabii tabii, hepsi gösterilecek. Evet, özellikle hamilelikten sonra, hani gebelikten sonra çok böyle bel ağrısı, sırt ağrısı yaşayan kadınlar var. Hemen başlayalım o zaman. Önce ayakta nefesi göstermek istiyorum. Tamam. Şimdi burada biz ayakta dururken hani herkesin bu pilates nefesini öğrenmesi gerekiyor. Birçok pilates yapan insan nefesi yanlış yapıyor maalesef. Evet, evet. Şimdi bu kaburgaların bittiği yere elimizi koyacağız. Ekranları başındakiler de yapabilir şöyle. Kaburgaların bittiği yere ellerimizi koyuyoruz yan tarafa ve karnımızı yana doğru şişireceğiz. Bu karnı şişirmeden, öne doğru şişirmeden yana doğru nefes alacağız. Yana doğru genişleteceğiz. Bu pilates nefesi ve tüm hareketlerde bunu isteyeceğiz. Burada şunu da söyleyebiliriz. Şurada iki tane iri kemiğimiz var. Evet, evet. Bu iki iri kemiğin arasında bir çizgi hayal edin. Karnınızı onun gerisine çekin. Ya da
dar bir pantolona girmeye çalıştığınızı hayal edin. Hı hı. Oradan karnınızı içeri çekersiniz ya. O karın hep içeride olacak. Yatay nefes bir de alıp vereceğiz. Sırt üstü yatarken de o nefesi doğru bir tüm şekilde alabiliyoruz değil mi? Evet, tüm hareketlerde bu nefes. Başka hiçbir nefes yok. Bu şekilde nefesi almayıp yaparsak pilatesi bize ne gibi zararı olur? O zaman pilates yapmış olmuyoruz. Öyle mi? Çünkü pilatesin 4 tane ana unsuru var. Hı hı. Bir tanesi nefes. Yani nefes yanlış yaparsan kor stabilizasyonu sağlamamış oluyorsunuz. Kor stabilizasyonu sağlamadığınız için de çalıştırmak istediğimiz bölgeleri çalıştıramıyoruz. Hı hı. Bir de pilateste şöyle nefes almalar da vardır. Bir kere alırsın, sonra birkaç seferde verirsin. Bu neden peki? Öyle değil aslında. Hani sık sık al, sık sık ver diye nefes mesela... var. Fazlalı nefes. Harekete göre değişiyor. Hı. O şöyle işte al al, ver ver gibi. Hı hı. Onları göstereceğiz şimdi. Tamam, başlayalım o zaman. Bir sırt üstü yatalım. Şimdi bu hareket ne için Zafer Hocam? Başını öyle koy. Başı öyle. Evet, öncelikle... şimdi burada öncelikle mesela bel stabilizasyonu için yani belimizi güçlendirmek için bir hareket göstereceğiz. Evet. İlk başta üyeler yani insanlar ellerini belinin altına koyabilir bu şekilde. Hı hı. Belimizin altında bir baskı oluşturacağız. Yani elimizi belimizle sıkıştıracağız ama elimiz acımayacak. Hı hı. Çok da gevşek olmayacak. O baskıyı oluşturduk. Karnı şişirme, indir karnını. Evet. Hı. Burada sırt üstü yattığımızda da bu kemiklerin hizasında dizlerimiz olacak. Başımız düz bir şekilde olacak. Pilates'te hizalanma çok önemli. Evet. Artık elimizi çekebiliriz. O öğrendi ne yapacağını. Buradayken şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Nefes alarak bu ayağımızı bu şekilde kaldırırken belimizdeki o baskıyı koruyoruz. Yani belimizin yerden havalanmasına izin vermiyoruz. Bu da ne yapıyor? Bel boşluğu olmaması gerekiyor evet. değil mi? Bir karınca geçecek kadar en fazla. Hmm. Bel boşluğu olduğu takdirde belimize zarar mı vermiş oluyoruz? Tabii. O zaman bu hareketin bir faydası olmaz. O yüzden nefes işte yatay nefes. Nefes alarak kaldırdı. Nefes vererek indirdik. Genelde nefes almayı harekete kaldırırken evet. Yapıyoruz. Şöyle harekete göre değişiyor. Klinik pilateste nefes bu şekildedir. Nefes Hı-hı. alarak kaldırdım. Nefes vererek indiriyorum. Neden nefes alarak kaldırıyorum? Çünkü nefes alırken stabilizasyonu daha iyi sağlıyorum. Hı-hı. Nefes alarak kaldırırsam karnım daha çok kasılacak. Evet. Nefes vererek de kaldırabiliriz. Hareketten önce nefes alır. Nefes vererek kaldırabilir ama o zaman stabilizasyonu kolay sağlayamaz. Kasılması da az olur. Hı-hı. Tercih orada yaptıran hocanın olacak. Burada da insanlar ona göre yapabilir. Bu basit bir hareket. Bu özellikle hani bel çukurum çok fazla diyenler var ya. Hı-hı. Çocuklarda ya da bazı kadınlarda evet. çok fazla lordoz artışı olur. Bu onun için. Hı-hı. Yani lordozu düzeltmek için. Hı-hı. Biraz da. Yani bel ağrısı olanlar için mi diyelim özellikle? Bel ağrısı olan da yapabilir. Lordozu olan da yapabilir. Hı-hı. Ama hareketi yaparken bir şeye dikkat edecekler. Bunu yaparken ağrısı oluyorsa yapmayacak. Hı. Bunu yaparken ağrısı olmuyor, rahatlıyorsa yapacak. Hı. Yani seyircilerimiz evde denerken ilk başta ağrısı var mı yok mu bilmeleri Tabii, gerekiyor. Ağrı olmayacak kesinlikle. Hı hı. Şimdi bir diğer hareketimiz köprü kurma. Normalde köprü kurmada nedir? Kalça ve bacak güçlenir. Evet. Eğer tabanlar yerdeyken nefes al. Verirken yavaşça kaldıralım. Evet. Hı. Bu şu an kalça ve basen için. Şimdi ayağın pozisyonu değiştireceğiz. Olay bele dönüşecek. Nefes Öyle alarak mi? Geldik. Evet. Bacaklar bunu bir devam omuz hizasında mı açık olması gerekiyor? Omuz siyas dediğimiz pardon. Yani kapalı olmaması gibi. Gerekiyor değil mi? Evet kapalı Kaldırdığında olmayacak. Da o köprüyü kurduğunda da bunu 90 derecelik bir açı mı olması gerekiyor yok, hocam? Yok kalkabildiği kadar sorun değil. O açı derdimiz yok orada. En doğru şekilde hani evet. seyircilerimiz şimdi, yapsın diye. Bu şimdi mesela kalça ve baseni güçlendiriyor. Burada topuk pozisyonu değiştirirsek, bakın ayağı şu şekilde yaparsak eğer. Evet. Şu an buradaki hamstringleri ve gastroları devre dışı bırakmış olduk ve ağırlığı daha çok böyle lumbar bölgeye, bel bölgesine aktarmış olduk. Şu an belini daha çok hissedecek. Ekranları başındakiler de deneyebilir. Kalkalım. Mesela bu beli güçlendirmek için. Öyle mi? Taban yerdeyken kalça basen, ayağımızı kaldırdığımızda, topuk üzerinde olduğumuzda bakın. Beli daha çok kasılacak. Yine Hı-hı. aynı nefesle yapıyoruz. Kaç kere peki yapılması gerekiyor? Yani böyle bir 10 tekrar, 2-3 set yapabilirler. 2-3 set her gün, 2-3 set 10 Yapsınlar, tekrar yapabilirler. Yapsınlar, faydasını görecekler. Bunları yaptık burada sırt üstü. Bir de karın hareketi gösterelim. Mesela yine karnımız içerideyken elleri enseye alalım.
Basit bir şey göstereceğim. Burada zorlanırlarsa dizlerin arasına küçük bir yastık koyabilirler ya da küçük bir top. Bu dizler arasına konan bir top ya da bir yastık bu iç bacak kaslarını kasacak. Bu da dolaylı yoldan stabilizasyona yardım edecek, kor stabilizasyona. Burada dirsekler açık. Bu en zor pozisyon. Eğer bu pozisyonda kalkamazlarsa bu pozisyon deneyecekler. Onu da gösterelim. Şimdi karın, bildiğimiz karın hareketi yapacağız, evet, değil mi? Peki bu, bunda birinden destek alabilirler mi? Veya ayaklarını böyle koltuğun altına falan koyabilirler mi? İşte orada destek alması gereken bir kişi tek başına yapamaz. Eğer bu pozisyonda da kalkamıyorsa eller önde kalkmaya çalışacak. En zoru hangisi peki kalkarken? Eller ensede. Eller ensede en zoru. Evet, eller ensede, karın içeride. Nefes al. Nefes vererek öne doğru kalkalım. Burada da kalkarken çenesinin altında bir top varmış gibi düşünecek. Gözleri karnına bakacak. Karın içeride olacak. Ve nefes vererek kalktı. Nefes alarak dönüyorum. Bakın nasıl titriyor. Evet. Nefesi evet, doğru yapınca nasıl titriyor bak. Nefes vererek kalkın. Ben bu hareketi yapıyorum spor yaptığımda. Ben de boyun ağrısı oluyor. Bir yerde neden bir yanlış ağrıyor biliyor yapıyorum musunuz? Bakın kalkın. Boynunuzu bu boynunuzu böyle bükerseniz. O yüzden yaparken o çenenizin altındaki o portakal ya da top tutmazsanız hani şey olarak anladım. Onu böyle bükerseniz o zaman boynunuz ağrır. O yüzden işte bakın burada ben ne dedim? Elleri enseye alalım mı tekrar? Evet. Bakın kalkarken kalkın. Bak kalktı. Dedim ki çenenin altında portakal var. Gözleriniz karnınıza bakıyor. Karın kaslarının içeride. 3 tane uyarı yaptım ben burada. Evet, evet. Bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Evet, sevgili izleyicilerimiz bu hareketi yaparken karın hareketi mutlaka boynunuzu çok fazla böyle bükmüyoruz. Eğmemek, evet, çenemizin altında gerekiyor. Portakal var gibi düşüneceğiz. Evet. Bu harekete bir de bacak hareketi az önce yaptığımız eller enseye alalım. Az önce bacağımızı kaldırdık ya. Evet. Şimdi aynı şekilde nefes aldım. Nefes vererek kalkarken bir ayağımı çektim bakın. Şimdi alt karnını da devreye soktum. Evet. Göbeklerini eritmek istiyorlarsa en basic hareket, en basit hareket şu evet, an bu. Bir de çapraz şekilde de oluyor değil mi? Evet, burada çapraz da var. Ya yani oblikleri çalıştırmak istersek yandaki kasları onu da gösterelim. Ama en doğru sağa şekilde kalkıp, yapmaları gerekiyor şekilde, ki herhangi bir evet, sakatla neden olmasın. Burada da bakın olması, yine bu şekilde kalktı. Döndü. Sonra bu tarafa doğru. Burada da mesela sola doğru dönerken sağ göğsümüz sol tarafı görecek. Hani böyle yattığımız yerde kafa çevirmiyoruz. Bir de kalkarken dize değmek zorunda değiliz. Bakın şu an Çağlar Bey titriyor. Titremesi normal değil mi? Bu sayede antrenman da yapmış oldu. Evet. İyi oldu. Bunu kaç tekrar şimdi yapabilirler? Yine bu da 10 tekrar. Şimdi, 10 tekrar birkaç kere. 3 veya 4 evet, set şimdi yapabilirler. Yan yatışta mesela pozisyonumuz. Burada üstteki elimiz burada göbek deliği hizasında duracak. Evet. Bu da elimizde başımızın altında. Rahat bir pozisyonda yatacağız. Bu arada şey, bu bacaklar biraz önde mi olması gerekiyor? Yok, şu an yani ben onları daha pozisyonlamadım. Şu an burayı ayarladım. Şimdi burada mesela yan bacak kaslarımızı çalıştırmak, hani basenlerimizi inceltmek istiyoruz ya. Evet. Evde basit olsun diye ben şimdi orijinal pozisyonda işte modifiye edip gösteriyorum. Alttaki diz bükülüyken üsttekini uzatıyorum. Bunların hepsi aynı hizada. Hareketi yaparken şöyle geri dönmeyecek. Hizada duracağız. Tam düz durması gerekiyor. Yine karnımız içeride. Buradayken mesela bakın şimdi biraz daha postürü düzeltmem gerekiyor. O yüzden hocanın önemi bu. Mesela şu pozisyonda yaparsa olmaz. Ya da online bir şekilde görebiliyor musunuz peki? Online'da işte detayını, biraz zor. Zor değil mi? Bir önceden çalıştığınız birisi ise olabilir. Hani o biliyordur hareketleri. Bir de bakın burada az önce sordunuz ya nefesi öyle yapmazsana soru diye. Burada nefesi mesela salsın. Doğru. Yani normal doğru yapmasın. Şurası kasılacak. Ama nefesi doğru yapınca burası kasılacak. Yani sen kalça çalıştığını zannedecek. Nefesi yanlış yaparsa ama burası incelecek. Yani bu kalça çalışmamış olacak. Evet. Yani bu hareketi yaparken tam olarak nerede ne hissetmemiz gerekiyor? Şu bölgeyi hissedecekler. O bölgeyi hissedecekler. Evet. O bölgeyi hissetmeyip başka bölgeyi hissediyorlarsa burayı yanlış hareket yanlış yapıyorlar yapıyor, evet, demek. Şimdi burada hazırlandık. Nefes aldık. Nefes vererek kaldırıyoruz. Burada nefes vererek mi kaldırıyoruz? Evet, vererek kaldırıyoruz. Her harekette değişiyor. Evet, alarak indiriyorum. Kolay olsun diye. Zor hareketlerde verdiriyoruz. Evet. Ama alarak da kaldırabiliriz. Ama her zaman hareketin bir kısmını yaparken nefes almak gerekiyor. Diğer kısmını yaparken de vermek nefes gerekiyor. Nefes hep var. Evet, nefes hep var. Yani ya alarak gidiyoruz ya vererek gidiyoruz. Hep var. Bakın. Evet.
bozuyor postürü mesela. Evet, geri kaçıyor. Kaçmayacaksın. Buradadır. Çünkü uzun zamandır antrenman yapmıyor arkadaşımız. Olanlar daha sağlıklı oluyor Zafer Hocam. Alette de yine postür çok önemli, duruş çok önemli. Mesela burada şimdi muhtemelen şuraları yanmaya başladı Çağlar Bey'in. Yanıyor mu? Güzel. Bunun sonunda bir de kalktı. Burada tut diyoruz. Bekle diyoruz burada mesela. Burası paramparça oluyor artık. Olması gerekiyor ama değil mi? O doğru olanı. Yansın azıcık. Sonra yanması bırakıyoruz. Yanması gerekiyor. Bu da yan kaslar için güzel bir hareket. Şimdi sadece burada bunu göstermiş olayım. Yüzüstü yatalım. Evet. Şimdi peki seyircilerimizin hani etki görmesi için bu hareketleri ne kadar zamanda, ne kadar zaman yapmaları gerekiyor? Yoksa her hayatlarını entegre etsinler, artık hep yapsınlar. Her gün yapsınlar. Bunlar tabii burada çok az gösteriyoruz. Yani bir uzmanla çalışmalarını tavsiye ederiz. Burada mesela rahat bir hareket gösterelim. Eller omuzlarımızın altında. Hı hı. Nefes al, nefes vererek geriye doğru kalkıyoruz mesela. Bakın. Bu da bel hareketi. Evet. Esnetiyoruz omurgayı. Ha. Mesela orada ayak uçlarına duruyor. Öyle mi ayak durması serbest gerekiyor? Serbest bırak ayakları. Serbest mi bırakması evet. gerekiyor? Çağlar Bey de şimdi canlı evet. yayın heyecanı. O da. Peki daha önceden yapıyor muydu Çağlar Yapıyordu, Bey? Sizin evet, öğrenciniz ama... mi? Hastanız evet. mı? Fizyoterapistimiz. Öyle mi? O da fizyoterapist. Peki siz yapıyor musunuz bu hareketi? Ben yapıyorum, benim evde de var. Peki bunları yapmadan önce böyle ısınma hareketleri falan gerekiyor mu? Tabii tabii ısınma. Şu an basit hareketler olduğu için öyle ısınma göstermiyorum. Çok ağır bir ders yapacak olsaydık güzel ısınma ısıtırdık. Hareketleri olması gerekiyordu. Evet. Ama şimdi birçok izleyicimiz belki hayatlarında ilk kez yapacaklar bu hareketleri. Bunları yapabilirler. Bunlarda sorun yok. Sorun yok. Isınmadan başlayabilirler. Olmasın. Şimdi mesela yine karın ve sırt için basit bir yarım plank gösterelim. Tam plank değil. Ön evet. kollarımız üzerinde dizleri bükelim. Hı-hı. Dizleri büktük. Ayakları kenetle istersen. Bir de bir zaman sonra hani yapacaklar izleyicilerimiz, insanlar yapıyor. Kaldır. Bir zaman sonra artık etkisini görmemeye başlıyorsun. Çok kolay gelmeye başlıyor hareketler. İşte o zaman zorlaştırırız. Bakın bu mesela yarım plank. Burada karnı içeride nefes alıp versinler. Bu tüm vücut, tüm omurgayı güçlendiren bir hareket, müthiş bir hareket. Tabii ilerlettikçe ayakların ucunda durarak yapacaklar. Ayakların ucundaydı gösterebilir. Gösterelim. Yoksa zorlayacak İyi mi? Antrenman yaptım bugün. Popoyu indir biraz. Evet. Şimdi dümdüz olması gerekiyor evet. vücudun bakın değil mi? Nasıl titriyor bakın. Evet titremesi ya gerekiyor. Araya yakalıyor mu titriyor? Popo biraz böyle yukarı doğru çıktığı zaman, eğrildiği yanlış zaman oluyor. Vücut biraz yanlış daha inecek. Bakın bu doğrusu işte. Karnı bu doğrusu tutacak. Dümdüz olması gerekiyor. Tamam Çağlar bırak. Ne kadar durması gerekiyor peki böyle? Yani 10 saniye, 15 saniye, 30 saniye. Burada yarışlar yapılıyor işte 1 dakika, 2 dakika. İnsanlar kendi arasında evet. Yapıyorlar. Sonra bunların hepsini rahatlatmak için böyle popomuzun üzerine oturalım. Şu esnemeyi gösterelim. Peki böyle ilk başlayanlar bu hareketleri yaptıktan sonra hani kaslarını çalıştırmış olacaklar ya. Bir ağrı hissedecekler mi ertesi gün? Rahatlamalar için bunu yapacaklar. Hemen hareketin üstüne. Bu da rahatlatacak. Tamam kalkabilirsin. Böyle bir gelecek iyice evet. vücudu. Başka rahatlama hareketleri neler var? Yani burada şu an bu var. Sırt üstü yatışta dizleri kendine çekip yapabilir. Onu da göstersin. O da beli rahatlatır çok. Bu da beli çok rahatlatıyordu az önceki. Dizleri kendimize çekelim. Peki hiç o hareketleri yapmadan sadece rahatlama hareketleri yapsalar o zaman kaslar çalışmamış oluyor değil mi? Yani esneme çok önemli. Her sporda olduğu gibi pilateste de esneme yapmamız gerekiyor. Esneterek o kasları dinlendirmeye almamız gerekiyor. Yoksa sonrasında bir hamlama oluyor. Şimdi biz bel ağrıları için. Bel, kalça güçlendirme ve sırt için ve gösterdik. Karın güçlendirme için de birkaç şey gösterdik. Bunları yaparlarsa en azından. Duruş bozukluğu için neler Duruş bozukluğu için ayakta gösterelim. Ya da emeklemedekini göstereyim. Emeklemeye geçelim. Hepsini matta göstermiş olalım. Burada emekleme pozisyondayken mesela omurgayı güçlendirmek için zıt kol zıt bacak egzersizi yapılabilir mesela. Sağ kolu uzatıp sol bacağı aynı anda bakın uzatalım. Bu aynı zamanda bel ve sırt ağrısı çekenlerin de verdiğimiz bir egzersiz. Peki doğru mu yapıyor? Mesela ilk başta bu ayağını kaldırırken biraz fazla kaldırdı. Diğerini daha az kaldırdı. İşte orada hizada olması lazım. Şu aynı an, değil mi? Burada bakın hepsi aynı hizada olacak. Karın kasları içeride olacak. Burada hep şunu deriz yani burayı bir masa gibi düşünün. Masanın üstündeki bardağı falan devirmeyeceksiniz. O kadar düz, stabil olacak yani. Yanlış yaptıklarında tabii ki daha çok mu? Uyarıyoruz. Yanlış yaptılar mı hemen. Yanlış yaparlarsa
doğru kası çalıştırmış olmayız. Yani o yanlış hareket alışmalarını çok istemeyiz. Burada yine şu şekilde kedi devi hareketimiz var. Beli çukurlaştırıyoruz. Başı geriye alıyoruz. Nefes verdik. Nefes alarak ortaya geldik. Nefes vererek başı bu şekilde aşağı gidiyor. Bu esneme mi oluyor? Şimdi bu rahatlama hareketi. Bu mobilizasyon egzersizi. Hem rahatlama hem mobilizasyon. Yani omurgayı hareket ettiriyoruz. Bakın burada bel nasıl çalışıyor, sırt nasıl. Ya bu omurgaların oynaması. Aslında bize tedaviye geldiklerinde biz hastalara bunu yapıyoruz. Yani omurgayı alıp mobilize ediyoruz. Bizim yapacağımızı şu an burası yapıyor. Peki bunun dereceleri var mı? Hani pilateste, klasik pilateste olduğu gibi hani birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece gibi. Tabii şimdi başlangıç seviye egzersizler gösteriyorum ben size. Orta seviye var, ileri seviye var. Yani bunlar hepsi seviye seviye yani. Peki ama izleyicilerimiz evden ulaşabilirler mi bu seviyelere? Başlangıç seviyesini evde yapabilirler. Orta ve ileri seviyeleri eğer daha önceden pilates yapmamış birisi ise evde yapamaz. Yaparsa da sakatlanır, sonra tedaviye gelir. Şimdi duruş bozukluğu, geçen seferinde geldiğinizde de bahsetmiştiniz. Evet. Hani ayakta birkaç hareket göstermiştiniz. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi pilateste, klinik pilateste gösterdiniz nasıl yapılması gerektiğini. Bir de fizyoterapist tedavi uygulaması var. Aradaki fark nedir? Her ikisini de aynı anda uygulayabilirler mi? Daha iyi sonuç alabilirler mi? Hem fizyoterapist hem de klinik pilates zaten hani bizim amacımız o. Benim çalışma prensibim zaten o. Ben fizyoterapinin yanında mutlaka klinik pilates egzersizlerini veriyorum. Bunu yıllardır yapıyorum ve çok etkili sonuç alıyoruz. Bu daha da etkili oluyor o zaman sonuç. Ve şu an bütün fizyoterapistler hemen hemen bu şekilde çalışmak istiyor. Dünyada da bu şekilde. Çünkü nasıl siz doktora gidiyorsunuz? Doktor size bir ilaç reçete ediyor. Evet. Ve o ilacı kullanmazsanız size diyor ki iyileşmezsiniz. Biz de diyoruz ki hani tedavi istediğin kadar mükemmel yap. Evde egzersiz yapmazsa hasta iyileşmez. Sonra gelip bize der ki ben iyileşmiyorum. Biz de sorarız der ki egzersiz yaptınız mı? Yok vallahi yapmadım o zaman. Yani klinik pilatesin önemi aslında kasları güçlendirmek. Kaslar güçlenince vücuttaki ağrılar da bir nevi birazcık daha azalmış kasları oluyor. Kasları güçlendirmek, dolaşımı arttırmak, kan dolaşımı arttıkça iyileşme hızlanır. Kandaki oksijen seviyesini arttırmak solunum yoluyla. Solunum düzenli yapmak da ağrıyı azaltır. Aynı zamanda da eklemleri mobilize etmek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben eklemek istediğiniz son bir şey varsa buyurun. Yok, herkes dikkatli olsun. Spor yapacağım derken kimse kendini sakatlamasın. Evet. Ağrı varsa kesinlikle yanlış yapıyorsunuzdur. Bundan emin olun. Ağrıyan bir yeriniz varsa asla üstüne gitmeyin. Uzmanla yapmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Buyurun. Evet. Kireç duş başlığınızı mı tıkadı? Duş başlığınızın etrafına, içine sirke doldurulmuş bir plastik torba sarın. Bir gece boyunca bekletin. Sonrasında durulayın. Tüm kireç artıklarının yok olduğunu göreceksiniz. Bitkileriniz tozlanıyor mu? Bitkilerin tozlanması ışık emilimlerini kısıtlar. Bu nedenle büyük yapraklı bitkileri yumuşak bir bezle veya aşındırıcı olmayan sünger ve sabunlu suyla nazikçe silin. Daha büyük bitkiler ve çok sayıda küçük yapraklı bitkilerinizi temizlemek için onlara ılık suyla banyoda hızlı bir duş aldırabilirsiniz. Ozan şefimiz, harika gözüküyor makarnamız. Teşekkür ederim. Çok hemen güzel. Ben sizin için şöyle tabaklayayım ve gösterelim hemen. Patatesi sevenler için, değil mi? Hem de makarnayı sağlıklı, sevenler için. Ekonomik. Evet. Pratik. Evet. Makarnaya böyle makarna hamuruna patates koyulduğunu ilk kez sizden gördüm. Aslında bizim mutfağımızda da var. Bizde de yapılan böyle bu tarz şeyler var. Var mı gerçekten? Evet, var. Ben hiç denk gelmedim. Hani bizim yöresel kesinlikle yemeklerimizde hiç böyle patatesten yapılan bir hamur görmemiştim. Var, patatesten de var. Bizden de çok benzer şeylerimiz var. Mücver şöyle hani aslında mücver. Mücver aslında bir çeşit sebze köftesi gibi. Evet. Çok farklı sebzelerden yapılabilen bir şey. Evet, o burada da patates, yumurta, unu karıştırdınız, suda haşladınız. Mücverde de gibi bir şey. Sebzeyi, evet, yumurta mantık olarak birbirine yakın olarak şeyler. Aynı. Evet, çok güzel şimdi gözüküyor. Şimdi bizim pizza hamurumuz mayalandı.
Ben biraz şu irmik unundan serpiyorum dibine. İrmik unu bulmakta zorlanabilir insanlar. O zaman da bir irmiği robottan öyle inceltene kadar geçirirlerse eğer irmik ununa yakın bir şey elde ederler. Bu da onların işini görecektir. Hı hı. Bizde de öyleydi bu arada. Bizde bu sabah mesela irmik unu yoktu. İrmiği biraz rondodan çekip öyle hazırladım ben de bunu. Şimdi ben biraz tabağına unu serdim. Üzerine bu 300 gram kadar tarttığım ve porsiyonladığım pizza hamurumu yerleştirdim. Acele etmiyorum. Pizzaya şekil vermek aslında bir yerde büyük bir sorun ve hamuru çünkü artık çok herkesin bildiği, herkesin yaptığı bir şey ama şekil vermek biraz sıkıntılı. Hafif evet. Üzerine şöyle un serpiyorum. Çok fazla serpmiyorum çünkü unun fazlası, un çok ince bir şey olacağı için fırına girdiğinde dışı hemen yanacaktır unlar ve bu acı tat verecektir. O yüzden çok fazla un serpmiyorum. Şu ortasından nazikçene bastırıyorum. Hamurunuz ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel açılır. Evet, evet. O yüzden bu ortam şartlarına göre, dinlendirme süresine göre, yoğrulma şekline göre değişebilir. Ve Ozan şefimiz bazen hamuru mayalarken çok böyle kabarmayabiliyor. Evet. Bu benim başıma çok geliyor. Bazen yapıyorum, inanılmaz güzel kabarıyor. Bazen yapıyorum, hiç böyle küçücük kalmış oluyor. Bunun yani, sebebi ne? Mayalar aslında birer mikroorganizmalar ve bunlar... şekerle beslenip karbondioksit gazı ortaya çıkartıyor ve bu aslında ortaya çıkan karbondioksit gazı hamurun içerisindeki kabarcıklara sebep oluyor ve hamurumuz böylelikle kabarmış oluyor. Hı hı. Mayanın üreyebilmesi için bu karbondioksit gazının ortaya çıkartması için ise belli ortam şartları sağlanması gerekiyor. Yani nem, sıcaklık, evet. Kullandığınız su miktarı bunlar çok fazla etkiliyor. Hı hı. Mayanın üremesi için, o kabarcıkları ortaya çıkarması için. Dolayısıyla düşük sıcaklıklarda uzun sürüyor mayalanma işlemi. Çok aşırı yüksek sıcaklıktaysa eğer mesela 49 derecenin üzerindeyse yanlış hatırlamıyorsam öyleydi eğer. 49 derecenin üzerindeyse maya ölüyor, hiç çalışmıyor. Dolayısıyla belli bir ideal sıcaklıkta tutmanız gerekiyor. Nasıl bizim gibi yani biz 60 derecede yaşamıyoruz sonuçta öyle değil mi? Evet, hani, evet. Ama hani eksi 40 derecede yaşamamız biraz zor. Adaptasyon gerekiyor. Mayada da biraz böyle. O da yaşayan bir canlı ve ideal ortam sıcaklıkları sağlamak gerekiyor. Çok yüksek sıcaklıkta yaşamıyor. O yüzden sıcaklığa, neme çok dikkat etmek lazım ve bunlara bağlı olarak da mayalanma süresi değişiyor. Mesela çok ideal bir pizza hamurunda olabildiğince az maya kullanılıyor. Genelde ekşi maya kullanılıyor ve bunu mayalanma süresi neredeyse 3 günü buluyor. 3 gün boyunca o hamuru bekletiyorlar, mayalanıyor. Böylelikle daha lezzetli. İtalyanlar öyle mi yapıyor? Öyle yapan yerler de var, evet. Bu da ekstra lezzet katmış oluyor. Bence bir şeyin böyle lezzetli olması için ekmeğinin çok lezzetli olması gerekiyor. Hamburgerde de öyle, pizzada da öyle. Kaliteli malzemeler, un. Evet. Evet. Ekmeği lezzetli olunca sanki o şey, o yemek daha da lezzetli oluyormuş gibi geliyor. Yani protein açısından yüksek unlar kullanılabilir. Bu pizza unu diye bir şey var. 0.00 diye geçen, 0.00 diye geçen bir un çeşidi. Çok ince bir un. Şart değil. Bence damak tatlarına uygun herhangi bir undan da yapabilirler. Dediğim gibi bunu şimdi unlayarak açıyorum. Evet, bu biraz ince... zamanımızı alacak, zamanımızı bu kaybetmeyelim mi diye açacağız? Ben aslında burada hazır bir tane açmıştım sizden önce. Merdaneyle açmıyoruz. Böyle elimizle yavaş yavaş elimle açıyorum. Bu ortasından kenarlarına doğru ittiriyorum. İçerisine biriken bu kabarcıkları aslında bir yerde kenarlarına taşımış oluyorum. Bu mayadan ortaya çıkan kabarcıkları. Dolayısıyla kenara daha pofuduk, daha kabarık olacak. Ortasına zaten sos geleceği için sos ıslaklık sebebiyle bunun ortasının çok kabarmasının önüne geçecektir. Yavaş, şimdi bir telefon geçiyorum. Bağlantımız. Telefonda bir konuğumuz var. Tamam. Almanya'ya gidiyoruz. Şimdi burada İtalya'daydık. Almanya'ya gidiyoruz. Merhaba Serap Gedik. Hoş geldiniz Merhaba. Yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Festival için hareket hap safhada devam ediyoruz. Evet. Anlatabilir misiniz şu an şu anki çalışmanızdan festivalle ilgileniyorsunuz. Festivalden bahsedebilir misiniz? Festivalimiz 2000 yılında hayata geçirilmiş uluslararası bir festival. Evet. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali. Evet. Bu sene 22.sini yapıyoruz ve gayet güzel. Alman halkının da Türkiye'deki misafirlerimizin de çok sevdiği bir festival haline geldi. Peki daha çok kimler ilgi gösteriyor? Almanlar mı, Türkler mi? Şimdi tabii ki birinci etapta Türk kökenli Alman ve Türk vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Ama seyircilerimizin büyük bir kısmı, neredeyse %49'u Alman etkin kökenli olanlar.
Çünkü Türklerle Almanlar burada artık birbiriyle çok yakın ilişkileri olan, evet, işte ayrım olmayan bir toplum. Evet. Şimdi burada Türk Film Festivali diyoruz. Peki festival, evet, kapsamında daha çok Türk filmleri mi gösteriliyor yoksa dünya sinemasından, hayır, filmler mi gösteriliyor? Hayır. Festivalimizde her sene Avrupa'dan bir ülke seçiliyor. Hı-hı. O ülkeden filmler geliyor. Ayrıca Alman sinemasını tanıtıyoruz. Belgeselini, kısa filmini. Aynı anda da Türkiye'den filmlerimiz gidiyor. Buradaki vatandaşlarımıza, buradaki seyircimize Türk filmlerini de gösteriyoruz. Hı hı. Her çeşit bir film yelpazemiz var. Oo, çok güzel. Peki bu yıl kaçıncısı düzenleniyor? 22. 22. Nasıl böyle karar verildi böyle bir festivalin düzenlenilmesine? Efendim, festival başkanımız Hüseyin Sıkkı, Almanya'da Goethe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Türkiye'den gelip burada eğitim veren bir arkadaşım. Hüseyin Almanya'ya geldiği dönemler daha ziyade o Beta VHS kasetlerinin, Türk filmlerinin bulunduğu dönem. Filmler ancak böyle seyredilebiliyormuş. Demiş ki herkesi bir araya toplayıp acaba bir şey yapabilir miyim? Gösterim yapabilir miyim? 2000 yılında kendi imkanlarıyla oturup bir yer kiralamış, Türkiye'deki yapımcılarla irtibata geçip kasetleri almış, 7 film göstermiş. Tabii burada her şey izne bağlı olduğu için belediyeden de bunun iznini almış. Hı hı. Çok ilgi görmüş, 7 film göstermiş, cumartesi pazar yapmış bu etkinliği. Ertesi sene Alman belediye başkanı, o günkü belediye başkanı demiş ki Sıkkı ne zaman yapıyoruz? Aa, ne güzel. Demiş ki bir kereye mahsus bir şey yaptım. Yok demiş. Çok iyi bir düşünce. İki toplumu bir araya getirmek için güzel bir adım. Lütfen bunu devam ettirelim. Çok güzel. Demiş, ona ben kendi imkanlarımla yaptım. O zaman demiş biz destek olalım. Hmm. O yani Almanya'dan böyle bir teklif gelince doğal olarak Hüseyin Türkiye ile irtibata geçmiş. Kültür Bakanlığımızla ilişkiye geçmiş. Kültür Bakanlığı bu konuda bize tabii ki deyip destek olmaya başlamış. Yani aynı ve maddi destekler bundan. Festival böyle başlamış. Hı hı. Her sene ekler gelerek festival büyümüş. Büyüdü, hı hı, daha doğrusu. Ve artık öyle bir hale geldi ki bizi A plus bir festival halinde festival olarak kabul etti. SNA dedi. Yani Avrupa'da A plus bir festival kategorisine geçirdi. Bu kadar ilgiye de tabii festival ekibi olarak çeşitli destekler, çeşitli projeler soktuk. Çok geniş kapsamlı bir festival haline geldi. Hı hı. Bu arada Türkiye'deki sanatçılarımızın çok büyük desteğini görüyoruz. Hı, çok güzel. Her konuda yanımızdalar. Biz şey diyoruz, bize merhaba diyen bizim gruptan kabul edilir. Evet. Böyle geliştik. Peki siz ne zamandır bu projeye dahilsiniz, bu festivale? Ben 2007'den beri bu projenin içindeyim. Hı hı, hı. Türkiye koordinatörü olarak görev yapıyorum. Hı hı. Türkiye'de küçük bir ekibimiz var. Hı. Onlarla çalışıyorum. Almanya'ya geliyoruz. Almanya'da da Alman ekibiyle birleşip festival sürekli görev yapıyoruz. Hı hı. Peki bu festival kapsamında yarışmalar oluyor. Bu yarışmalara herkes katılabiliyor mu? Tabii. Önce biz üniversiteler arası kısa film yarışmasıyla başladık. Hı. Bu yarışmada önce Türkiye'deki üniversitelerle irtibata geçtik. Öğrenci filmlerini aldık. Bir iki sene içinde ilgi çok fazla olunca Almanya'daki üniversitelere de müracaat ettik. Festival iki bölüme ayrıldı. Türk öğrencilerinin filmleri bir bölümde yarışıyor. Alman öğrencilerin filmleri diğer bölümde yarışıyor. Ve jürilerimiz bir yerde birleşti. Türk ve Alman jürisi haline geldi. İlk önce bu yarışmayla başladık. Ardından uzun metraj film yarışmasında yarışması yapmaya karar verdik. 7 dalda ödül, evet, ayı veriyoruz.
Bunda da jürilerimiz, ön jüri, işte daha önce izleyen grup dışında Türk-Alman ortak jürimiz var. Hmm. Her sene değişen Alman sektöründen, sinema sektöründen büyük isimlerin bulunduğu, Türk sinema sektöründen büyük isimlerin bulunduğu bir jüri oluşturuyoruz. Çok güzel. İki jüri birbiriyle irtibatta oluyor, ortak karara varıyorlar. Evet. En sonunda da 3 sene önce dedik ki belgeselleri yani uzun metrajda yorumlamaya imkan yok. Belgesel yarışmasına başladık. Hmm. Yine jürimiz ortak. Hatta bu sene jürimizde İranlı bir yönetmen var. Ne güzel, türleri de tabii genişlettiniz. Çok güzel. Tabii. Hem iki kültürü bir araya getirmişsiniz. Köprü görevi görmüş bu festival anladığım kadarıyla. Hatta iki kültür evet değil, birçok kültürü bir araya getirmişsiniz. Harika bir iş yapmışsınız, yapıyorsunuz. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çekimler, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Evet Ozan şefimiz şimdi. Ben pizzanın üzerini dekore etmeye başlamıştım ama durdum orada seyircilerle beraber yapalım diye. Üzerine birazcık domates sosunu ekliyorum. Bu domates sosunu içerisindeki malzemelerle beraber birazcık kaynattık. Bu domates sosunu siz mi hazırladınız? Evet, yoksa ben hazırladım. Normal... Yayın öncesinde ben hazırladım çünkü soğumasını falan bekleyecektik ki zaman yetmez diye. Kısaca şöyle bahsedebilir misiniz? Domates sosunu nasıl hazırlamak ekranda gerekiyor? Ekranda reçeteyi vermiş olmaları gerekiyor zaten. Evet, reçete hangi malzemeler olduğunu. Domates püresi var içerisinde. Birazcık fesleğen var. Tuz, şeker var, sarımsak püresi var. Hı hı. Çok basit bir sos. Bunları direkt gibi kekik, biber ne istiyorlarsa kendileri de ekleyebilirler. Hı hı. Ben böyle en sade olanı yaptım. Kenarları boş bırakıyorum pizzanın. Hı hı. Şöyle olabildiğince yayayım, biraz daha ekleyeceğim. Şuralar sanki boş kaldı. Evet, kalın bir pizza mı oluyor bu yoksa ince, ince bir ince pizza olacak ince değil mi? İnce pizza olacak. Evet. Bunu peki bu domates sosunu hazırlarken tavada biraz böyle kavurarak mı yaptık yoksa hepsini koyup bir sos bende yapabilirler, tavada kavurabilirler. Ben şu rendelenmiş mozzarella'yı top top hale getiriyorum. Oo, çok güzel. Bak bu şu şekilde kenarlarına ekleyeceğim. Bu şekilde görmemiştim. Çok güzel oldu. Dilimleyip de koyabilirler ama biz hani zaten dilimlenmiş mozzarella kullanacaktık. Ben normalde evde yaptığımda böyle serpiştiriyorum. Şöyle öyle de yapabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Ama hani her bir dilime eşit oldu miktarda peynir gelmesi adına ben böyle yapmayı daha çok güzel buluyorum. Evet. Pizzaya biz karışık pizza yapıyoruz değil mi? Biz şu an bir tane margarita yaptık düz. En basitinden, en kolayından gördüğünüz gibi sadece mozzarella, domates sosu ve fesleğen var. Bunu 240 derecelik, 250 derecelik fırına atacağız. Yaklaşık bir 10 dakikada pişecek. Ama kontrol edeceğiz. Kenarların tamamen pişmiş ve çıtır olmasını istiyoruz. Altında pişmesi gerekiyor. Hı hı. Alta yakın bir yere koyacağım. Ama çıkarmadan önce altını kontrol edeceğim. Eğer pişmemişse de bir tarafı pişmiş bir tarafı az pişmişse çevireceğim ya da ona göre daha da aşağı indireceğim ve tamamen pişmesini sağladıktan sonra çıkartacağım. Şimdi kenarlarına yağ sürecek misiniz? Sürmeyeceğim hiçbir şey. Sürmeyeceksiniz. Ortasına çok az bir miktar zeytinyağı ekleyebilirler isterlerse. Ama piştikten sonra yok, mı? Yok, ben sosuna zaten yağ koyduğum için şu an gerek duymuyorum. Hı hı. Ama isterlerse, seviyorlarsa üzerine zeytinyağı da ekleyebilirler. Bir de kuru etle de yapıyoruz pizzayı. Kuru eti fırına atmamak mı gerekiyor? Çok mu kuruyor? Zaten 10 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor yüksek sıcaklıkta. Hmm. Kuru etin nasıl kesildiğine bağlı, ne kadar kuru olduğuna da bağlı bir durum bu aslında. Evet, evet. Eğer çok kuruysa onu fırına attığınızda daha da kuruyacaktır. Ama biraz nemli bir şarküteri ise o, kalın bir dilimse eğer çok ince değilse ki mesela ben bugünkü sosisleri biraz kalın doğradım. Çünkü evet çok ince yaptığınızda hemen kuruyor. Kuruyor. Zaten evet, ıslı işlem görmüş yarısı pişmiş bir ürün. Dolayısıyla evet 240 derecelik bir yere koyup 10-15 dakika tuttuğunuzda kupkuru, tatsız bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Ona göre dikkat etmek lazım. İçerisine koyduğunuz ürünleri de fırında yanmayacak ya da çiğ kalmayacak kalınlıklarda doğrayıp eklemeniz gerekiyor. Mantarları da öyle yaptım. Dedim ki 10 dakika kalacak. Bu incelik bence yeterli. 10 dakika fırında kaldı. Bu mantar pişecektir. Evet. Daha kalın yaparsam işler değişecek. Evet. Şimdi pizzamız pişiyor gördüğünüz gibi. Gnocchimiz de hazır. Biz her şey hazır yani. Bir tane daha şimdi hemen pizza yapalım. Ben tamam, arkada bir tane daha açmıştım. Ben konuğumu çağırayım. Tamam. Programın sonunda gelirim. Nasıl yaptığımızı, bu karışık pizzayı üzerinden nasıl geçeriz yaptığınızı üzerinden geçeriz. Tamam, tamam mı? Seve seve. Kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel gözüküyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, safra kesesi sağlığını konuşacağız. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizlerle. Safra kesesinde oluşabilecek hastalıklar nelerdir?
Bu hastalıkları önlemek için ne tür önlemler almak gerekir? Ameliyat kararı ne zaman verilir? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı şimdi Günaydın Hayat'ta anlatıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam bugünkü konumuz safra kesesi, evet, sağlığı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Safra kesesi nerededir? Evet. Safra kesesi insan vücudunu dışarıdan baktığımızda göbek ile sağ koltuk altına çekilen bir çizginin kaburga kafesini kestiği yerde. Tam böyle tarif ediyoruz. Yani bu noktada. Ama karaciğerin ön alt yüzünde ters bir armut şeklinde duran bir organ. Yani kese, bildiğiniz bir kese. Karaciğerden gelen safrayı burada biriktiriyor, konsantre ediyor, yani koyulaştırıyor. Safra kesesi onun fazla suyunu emiyor ve yoğun şekilde onu orada bekletiyor. Ne zaman biz yemek yedikten sonra, özellikle yağlı yemeklerden sonra, o safra kesesine bir emir gidiyor. 12 parmak bağırsağından. Bana safra gönder, ihtiyacım var diyor. Ve safra kesesi kasılarak o birikmiş konsantre olan safrayı 12 parmak bağırsağına boşaltıyor. Bu normal fizyolojide olması gereken, yani çalışan şekli bu. Ama tabii ki yani bu emilmesinde bir bozukluk olursa, evet, yahut da kesenin kasılması sağlanamazsa, o safra içeride göllenirse ve orada taşlar meydana gelirse, o taşlar ve de orada biriken safra enfekte olursa, iltihaplanırsa ya da taş düşüp de ana safra kanalına, 12 parmak bağırsağına akıyordu ya, orada bir tıkanıklığı yol açarsa işte o zaman başımız derde giriyor. Hem, çok sık rastlanıyor mu bu bahsettiğiniz problemler? Safra kesesi taşları özellikle hanımların hastalığı olarak söylüyoruz. Çünkü toplumda her 8 ile 10 kadının birinde safra kesesinde mutlaka taş var. Aslında çok ciddi bir oran, bu değil mi hocam? Bu ciddi bir oran ve bunların da her yıl %10'u mutlaka bir komplikasyon dediğimiz, bu hayatı tehdit eden bir tablo yaratabiliyor. Peki bu taşlar nasıl oluşuyor? Bu, bu taşlar kanda bir oran var. Safra tuzları, kolesterol, lesitin oranı, üçlü bir oran var. Bu oranın bozulması diye oluyor. Hanımlarda çok olmasının nedeni zaten bunlardan birisi. Özellikle kilolu hanımlarda, çok doğurmuş olanlarda, yaşı 40'ın üstünde olanlarda, bir de beyaz tenlilerde safra kesesi taşları daha yüksek oranda görünebiliyor. Çocuklarda görülüyor mu? Çocuklarda da görülmesi olabiliyor. Hatta onlarda da bazen safra kesesi ameliyatı yapabiliyoruz. Çocuklarda da olabiliyor, görülebiliyor. Daha az oranda. Ama yaşlılarda daha önemli. Yaşlılarda da genellikle safra kesesinde taş olmadan iltihap olabiliyor. Taş olmadan iltihap olabiliyor ve yaşlılar bunu ifade edemedikleri için safra kesesi delinebiliyor. Tıpkı apandisit delinmesi gibi karın zarı iltihabı oluyor. Safra peritoniti dediğimiz bir tablo oluyor ve bu hastalar geç müdahale edildiğinde biz bu hastaları kaybedebiliyoruz. Peki diyabet hastaları neden özellikle dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki. Diyabetiklerin de özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü diyabetik hastalarda safra kesesi taşları daha kolay delinebiliyor. Yani kesenin perforasyonu dediğimiz delinmesi onlarda daha çok oluyor ve daha ağır seyredebiliyor. Peki bizim taşımız, safra kesesi taşımız olduğunu nasıl anlarız? Nasıl, evet, belirtiler verir? Çok basit. Şimdi tamamen sessiz kalabilir. Hiç ağrı vermeyebilir. Tabii hiç bunlara belirti eskiden vermeyebilir. Sessiz taş denirdi. Ama artık sessiz tabirini kullanmıyoruz. Çünkü orada taş varsa mutlaka bir olay var. Onlar neler? Bazen hazımsızlık olabilir, karın şişkinliği olabilir. Özellikle yağlı yemeklerden sonra, yumurtadan, kahveden sonra gıdalara bağlı bir şişkinlik olabilir. Sırta vuran bir ağrı olabilir. Sağ omuza bir ağrı vurabilir. Bunlara eskiden safra kesesi romatizması denirdi. Niye öyle denirdi? Çünkü bu hastalar fizik tedavilere giderler. İşte fizik tedavi olurlar, kaplıcalara giderler. İşte omuzum ağrıyor der, sırtımın iki kürek kemiğimin ortası ağrıyor der. Oysa sorun safra kesesi taşına ait olabilir. Yani başka yerlere ağrı yapabiliyor. Tabii ki onlara yansıyan ağrı diyoruz. Yani hastalık safra kesesinde ama diyaframadaki bir sinir vasıtasıyla sağ omuza ağrı vurabiliyor. Ama eğer yani o omuzdaki ağrı, aslında omuzda bir sorun yok.
keseden dolayı oluyor. Evet. Sırta yine vurabiliyor bu sinirsel bağlantılardan dolayı. İki kürek kemiğinin arkası orada bir uyuşukluk hissedebiliyor. Bunlara safra kesesi romatizması adı bile verilirdi eskiden. Yani taş dışında bir de romatizma. Hayır, safra kesesi taşı var. Hastanın romatizması yok. Ama romatizmaymış gibi bulgu veriyor hasta. Hasta gidiyor romatizma doktorlarına. Yani benim sırtım ağrıyor, benim omuzum ağrıyor diyor. O doktorları dolaşabiliyor. Oysa bunlara bir safra kesesine bakılsa çok basit bir ultrasonla keselerinde taş olduğu, keselerinin işte duvarlarının kalın olduğu, iltihap bulguları olduğu görülecek. Ve safra kesesini ameliyatta alırsak o sorunlardan hasta kurtulmuş olacak. İlla ameliyat mı gerektirir böyle bir durumda, yoksa başka yöntemler var mı, tedavi yöntemleri? Safra kesesi taşı varsa eğer hastanın durumu uygunsa mutlaka onu ameliyatla almamız gerekiyor. Çünkü safra kesesi yerinde durduğunda bu biraz önce söylediğim komplikasyonlar gelişebiliyor. Bir pankreatit yapabiliyor safra taşları düştüğünde. Pankreasın da kanalını... Onlar 12 parmak bağırsağına böyle çifte namlusu şeklinde tarif edilir. Yan yana açılıyorlar. Bir tanesi taşla tıkandığında pankreasın kanalını da etkiliyor ve pankreatit meydana geliyor. Buna safraya bağlı pankreatit deniyor. Yani tıkanma sarılığına bağlı pankreatit deniyor. Yurt dışında daha çok alkolik pankreatitler olur ama bizim ülkemizde safra pankreatitleri daha çok görülüyor. Ağır seyrederse yoğun bakımda yatmayı gerektiriyor ve bu hastaları da yine burada kaybetme ihtimalimiz olabiliyor. Hocam bir soru, izleyicimizin bir sorusu tabii var. Tabii ki. İsmini vermek istemiyormuş. Tabii ki. Safra kesesi taşı için İngiliz tuzu kürü önerilmiş. Acaba doğru bir yöntem mi? Evet. Şimdi safra kesesi taşlarını eskiden beri bir takım ilaçlar içelim de bunları eritelim diye denemeler yapılmış. Ama bunlar çok başarılı olamamış. Hatta piyasada da buna benzer ilaçlar var ama onlar safranın akışkanlığını artırıyor. Yani safranın daha çok akmasını, sıvı olmasını sağlıyor. Bu şekilde etki edebiliyor. Ama zaten hasta yeterli su içerse yine safra akışkanlığı sağlanabilir. Peki hocam şimdi ameliyattan bahsettiniz. Evet. Safrayı alıyor musunuz yoksa tabii sadece ki taşlarını mı alıyorsunuz? Eğer bir komplikasyon gelişmediyse, yani hastada bir tıkanma sarılığı yoksa, onların genellikle göz akları sararır, idrarları koyu çay renginde deriz, koyu renkli çıkar. Büyük abdestleri camcı macunu dediğimiz beyaz renk alır. Yani bir hastanın tuvaletinin rengi beyazladıysa, idrarının rengi kıpkırmızı olduysa, gözlerinde de sarılık varsa... Safra yolu tıkanmış demektir. Yani safra bağırsağa akamıyor demektir. Safranın mutlaka bağırsağa akması gerekiyor. Safranın bağırsağa akmaması tıkanma sarılığı oluşturuyor ve bu hastalar da tedavi edilmezse biz bu hastaları da kaybediyoruz. Safra çünkü bağırsağa akamadığında özellikle yağ sindirimi olmuyor. Yağda eriyen vitaminler de emilemiyor. Özellikle bunlar A, D, E, K vitaminleri. K vitamini burada çok önemli. Kanama bozukluklarına yol açabiliyor. Yani o safra yolunun mutlaka açılması lazım. Evet. Safranın akıtılması lazım. Bunu endoskopik yöntemlerle kanalın alt ucunu açabiliriz. Ama bazen tümör de olabilir bu. Yani taş değil, o bölgede bir tümör olabilir. Özellikle pankreas başının kanseri olabilir. Safra yollarının kanseri olabilir. O zaman bazen aşağıdan endoskopla yapamazsak da dışarıdan ciltten girerek küçücük... hortumlarla diyelim. O safrayı mutlaka dışarı akıtmamız gerekiyor. Çünkü safranın kanda yükselmesi, tıkanma sarılığı hayatla bağdaşmaz diye bir kural var. Yani bu hastaları haftalar içinde kaybedebiliriz. Safra kesesinin alınması o zaman daha sağlıklı bir durum oluyor. Tabii ki biz bu komplikasyonlar oluşmasın diye hasta daha sağlıklıyken, hatta check-up sırasında safra kesesinde taş rastlanan hastalara mutlaka ameliyat öneriyoruz. Bütün dünyada artık öneriliyor. Evet. Çünkü laparoskopik cerrahi yöntemi diye bir yöntem var. Safra kesesi taşları için buna altın standart deniyor artık. Yani bütün dünyada gold standart. Çünkü ameliyat 15-20 dakika kadar sürüyor. Bir maske anestezisti bile hastayı ameliyat edebiliyoruz. Evet. Karnında 4 tane delik var sadece. İkisi 5 milimetrelik küçük, ikisi 1 santim 10 milimetre. Ve safra kesesini biz dışarıya alıyoruz.
hasta bir gün hastanede yatıyor ve ertesi gün normal aktif hayatına devam edebiliyor. Tabii aktif hayatına dönebiliyor. Hocam birazdan safra kesesi olmadan bir insan nasıl yaşayabilir? Bunu sormak istiyorum ama ondan öncesi görüntülü bir konuğumuz var. Birleşik Krallık'tan Zeynep Hazel Kayan. Beslenmenin önemini konuşacağız safra kesesi sağlığında. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de yayınımıza katılmıştı Zeynep Hanım. Şimdi bugün safra kesesi sağlığında beslenmenin önemini konuşacağız. Safra kesesine iyi gelen yiyecekler var mıdır? Varsa nelerdir? Beslenme safra kesesi hastalıklarında da ortaya çıkıyor. Gördüğümüz gibi her alanda iyi beslenmenin etkisi çok büyük. Öncelikle safra kesesi taşı olmayan bireylerin safra keselerini iyi beslenerek, dikkat ederek sağlıklarına, kilolarına dikkat ederek engelleyebileceklerini biliyoruz. Hı hı. Ama altta yatan genetik etmenler varsa bu bireyler ekstra dikkat etmelidir. Çünkü genetik faktörler asıl rolü oynayan faktörlerdir safra kesesi hastalıklarında. Kişide eğer obezite varsa, şeker hastalığı varsa, dengesiz beslenme alışkanlıkları, işte yüksek yağlı, kızartmalı, böyle basit şekerden yoğun, beyaz un türevlerinden yoğun bir beslenme varsa o noktada biz safra kesesi taşlarının risk sinyallerini almış oluruz. Evet, az önce hocamız da bahsetti öneminden. Hani kilolu kadınlarda daha sık görülüyormuş. Hani kilonun da bir neden olduğunu. Tabii kilolularda zaten sık görülüyor. Bir de zaman zaman diyet yapıp aç kalma, sonra tekrar kilo alma. O diyette aç kalındığında safra kesesi kasılamıyor. Orada göllenmiş safra birikiyor ve taş oluşumuna neden oluyor. Biz bunu yoğun bakımda yatan hastalarda önce tespit ettik. Onlar yoğun bakımda uzun süre kaldıklarında safra keseleri onları beslenmediği için, böyle kasılamadığı için öyle duruyor ve içindeki safra, normal safra çökelti oluyor. Evet. Normal hayatını yaşayanlarda da uzun süre açlıklar sonunda da o safra kesesi eğer hiç çalışamazsa içinde tortular oluşuyor ve o tortuları da mikroorganizmalar ve taş oluşumuna yol açabilir. Evet, o zaman doğru beslenme çok önemli değil mi tabii Zeynep Hanım? Doğru beslenme ile safra sağlığını koruyabilir miyiz? Kesinlikle. Tabii ki koruyabiliriz. Az önce bahsettiğimiz gibi beslenme tüm hastalıkların altında yatan etmen, kötü beslenme tabii ki. Onun için biz beslenmemize dikkat edeceğiz. Akdeniz usulü bir beslenme modeli benimseyeceğiz. Mümkünse eğer farklı bir hastalık söz konusu değilse egzersiz yapacağız, düzenli uyuyacağız. Bunların hepsi zaten hastalıklardan koruyucu faktörler oluyor bizim için. Hocamızın da dediği gibi uzun süreli açlıklar, böyle eğer genetik olarak yatkınsa, eğilimliyse birey, safra taşı oluşumunu destekleyebiliyor. Çünkü safra kesesindeki o safra sıvısı yoğunlaşıyor uzun süre beklediğinde. Susuz kalmak, su içme alışkanlığı yok mesela çoğu insanda. Susuz kaldığınız her bir an kendinizi safra kesesi taşı için hazırlamış oluyorsunuz. Onun için su içmek bu anlamda da çok önemli bizim adımıza. Onların haricinde kolesterol seviyelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kolesterol tabanlı taşlar aslında bu saframızdaki taşlar. İyi kolesterolümüzü yükseltebilmek amacıyla tam tahıllı ürünlerden destek alacağız. Kuru baklagillerden destek alacağız. Hastalığı olmayan ama safra taşı olmayan bireyler için konuşuyorum şu anda. Yani önlemek amacıyla bunları yapabiliriz. Bunların haricinde eğer bireyde zaten safra taşı varsa beslenme daha farklı bir modele dönüş yapacak. Onları da konuşalım isterseniz. Onlar çünkü biraz daha konforsuz hissedebilirler bazı besinleri tükettiklerinde. Yumurta, kafein içerikli besinler, koyu çay, kahve, karbonat içerikli gazlı besinler, maden suları, sodalar dahil. Zaten kolalardan hiç bahsetmiyorum. Onlar tamamen içilmemesi gereken, yani uzak durulması gereken içerikler ama... Her durumda değil mi? Sadece safra kesesi sağlığında değil, her durumda uzak durmamız gerekiyor koladan. Evet. Tabii ki uzak durmamız gerekiyor. Sağlıklı insanlar arada bir tabii ki tercih edebiliyorlar. Ben o kadar katı bir yaklaşım benimsemiyorum kendi danışanlarımda da, kendi hayatımda da. Ama eğer safra taşınız varsa
bu tarz ürünlerden uzak durmak zorundasınız. Yoksa ağrılarınız çok şiddetlenebilir. Hiç ummadığınız bir anda çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle yağlı bir yemek yediyseniz onun sonrasında şöyle midenizin üst bölgesinden başlayan, sırta vurabilen ağrılarla karşılaşabilirsiniz. Ve ne olduğunuzu şaşırabilirsiniz. Böyle olmaması adına bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Kakao da bu arada safra kesesini kasıp gevşeten, hani böyle dengesiz kısılmasına neden olan besinlerden biridir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca tedavi sürecinde bu besinlerden uzak duracağız. Zaten safra kesesi bakıldı, içinde taş var. Hekimimiz onay verdi, ameliyat olunacak, safra taşımız, oradan daha doğrusu kesemiz alınacak. O noktadan sonra birey eski hayatına tekrardan geri dönebiliyor. Hani bu işte kuru baklagiller, yumurta, kafein içerikleri, yağlı içerikler, zeytinyağı dahil bu safra taşı esnasında kişiyi rahatsız edebiliyor. Yani her türlü yağ çeşidi. Bu tarz ürünleri ameliyat sonrasında, kese alındıktan sonra tekrardan kullanmaya başlayabiliyorlar. Yani hiç bir şey olmamış. Normal hayatına tamamen geri mi dönmüş oluyorlar beslenme konusunda? Evet. Hiçbir yasak kalkıyor, olmuyor. Yasak. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım yayınımıza katıldığınız için. Derim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yok, tüm söyleyeceklerim bunlardı. Ben de hatta kendimden örnek vereyim. Benim de safra kesem yok. Geçen sene ameliyat oldum, alındı. Genetik faktörlerden ötürü hatta ben bir sıkıntıyı yaşadım yani. Onun için genetik faktörlerin rolü çok büyük. Teşekkür ederim. Hani o sıkıntıyı, çileyi biliyorum. Hani ne hissedebileceklerini o ağrıyla. Ama ameliyat sonrası dönemde şu anda yaklaşık 1,5 yıldır safra kesem olmadan yaşıyorum ve gayet sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Çünkü zaten Akdeniz usulü bir beslenmem var. Evet. Yiyeceğim yağ miktarını, kuru baklagili, etli sütü, her şeyi doğru orantıda alıyorum vücuduma iyi gelecek miktarda ve hani herhangi bir konforsuzluk yaşamıyorum ve her şeyi de tüketebiliyorum. Ameliyat olmayı düşünen, olmaktan korkan, sonrasından kaynaklı ameliyat olmaktan korkan bireyler varsa hiç korkmasınlar. Hekimlerine güvensinler ve mutlaka bir beslenme uzmanından destek alsınlar ki doğru bir beslenme yaklaşımıyla ameliyat sonrası süreci de artık sağlıklı bir şekilde devam ettirebilsinler. Zeynep Hanım, az önce zaten hocama bunu soracaktım. Ameliyat sonrası nasıl bir süreç bekliyor insanları diye. Evet. Siz cevaplamış oldunuz. Hani bizzat kendiniz yaşadınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Başka peki beslenme dışında başka bir şeyler var mıydı? İnsanlara tavsiye vermek istediğiniz durumlar var mı? Yani beslenme dışında en temel olayı beslenme oluşturuyor aslında. Çünkü ameliyat gerçekten hocamızın anlattığı gibi çok kısa bir işlem. 3-4 delikten böyle laparoskopik olarak yapılan ve sadece bir gün hastanede yatma süreciyle sonuçlanan bir evre. Sadece ameliyat sonrasında çok hafif bir ağrı olabiliyor. Onu da ağrı kesiciyle takviye edebiliyoruz. Yani öyle çok dayanılamayacak, çekilemeyecek durumlar değil. Karşılaştırırsak eğer safra kesesinin o taşlarının yarattığı ağrı esnasındaki ağrıyla ameliyat sonrasındaki ağrıyı karşılaştırmamız gerekirse hiç kıyaslanamaz bile yani. Evet, yani kesinlikle ameliyat olunması gerekiyor diyorsunuz o zaman. Yoğun. Peki çok geçmiş olsun. Peki hocam, hareket alanını kısıtlıyor mu ameliyat yoksa normal hayatına devam mı ediyor? Safra kesesi ameliyatını bizim yapmamız hastanın şikayetleri geçsin diye değil. Safra kesesini kasmaya yol açan tüm gıdalar, Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi özellikle yağlar, kahveler sadece hastaya bir ağrı verdiriyor. Yani biz özellikle oruç zamanı iftardan sonra acillere safra kesesi atağıyla, yani biz atağı diyoruz, safra kesesi ağrısıyla gelen hastaları çok biliriz. Onların bazen acil ameliyat olmaları da o tablolarda gerekebiliyor. Burada önemli olan, biz o safra kesesini bu şikayetleri yok olsun diye yapıyoruz ama daha da önemlisi o kesenin taşlarının komplikasyonları ölüm tehlikesi yaratabiliyor. Biz bu ameliyatta onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet. Zeynep Hanım, şimdi benim anladığım kadarıyla uzun süre açlık o zaman iyi bir beslenme tarzı değil safra kesesi sağlığı için. Ama son zamanlarda aralıklı oruç şeklinde bir diyet programları var. O zaman bunu önermiyorsunuz. Ya burada sıvımızı alırsak bir sorun yok. Sıvımızı alırsak bir sorun olmuyor o zaman. Sıvıyı alırsak bir sorun yok. Önemli olan safra konsantrasyonunun devam etmesi.
Evet, son olarak bundan da bahsedin. Sonra sizi uğurlayacağım. Tamamdır. Yani bu konuya değindiğiniz iyi oldu. Uzun süreli açlık dediğimiz zaman aralıklı orucu kötülüyormuşuz gibi olmasın. Evet, evet. Genetik altyapısı olan kişiler. Hı-hı. Yani eğer birey çok kiloluysa, aileden özellikle kadın bireylerde daha çok görüldüğü için anneannede, işte babaannede, anne taraflarında böyle bir safra kesesi belirtisi varsa ve arada yemeklerden sonra bu mide bulantısı gibi, hani ağrı gibi bu tarz semptomları hissediyorsa o noktada bireye biz uzun süreli açlığı önermiyoruz. Evet, zaten evet. Kontrol ettirilmeli ve zaten o fazla kilolardan kurtulması gerekiyor. Evet. Yani. Ama normal sağlıklı bir bireye eğer kendi günlük yaşantısına uyuyorsa aralıklı oruç, tabii ki benim aralıklı oruçla takip ettiğim danışanlarım da var şu anda. Hı-hı. Ama her bireye uygun değil bu. Safra kesesinden hariç konuşmak gerekirse de, yani hani her bireye aralıklı oruç uygun değildir. Ama her bireye çok uyumlu beslenme de uygun olmuyor. Evet. Artık günümüzde yakından takip etmek gerekiyor bu gelişimleri ve bu yönde kişiye özel beslenebileceğini görüyoruz. Aynen öyle. Kişiye evet. özel bir yaklaşım sergilenmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Rica ederim. Hoşçakalın. Çok da geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, evet. Şimdi safra kesesini anlattık. Eklemek istediğiniz başka bir konu, ameliyat sürecini de evet. anlattık. Tabii ki. Biz safra kesesi taşlarına mutlaka ameliyat diyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hep ameliyat deniyor. Ve altın standart laparoskopik kolestektomi diyoruz. Bu hastanın muhtemel oluşacak komplikasyonları ve hayati tehlikelerini önlemiş oluyor. Evet, evet hocam. Peki pankreas ve safra kesesi az önce de bahsettiniz. Karıştırılıyor mu çok fazla? Tabii ki. Şimdi bir hasta sarılık olduğunda kesesinde de taş varsa taş düştü diye düşünülebilir ama bunun altında bir pankreas başı kanseri yatıyor olabilir. Hı hı. Yine safra kesesinin taşları da kesenin kanserine de zemin hazırlıyor olabilir. Yani safra kesesinin, safra yollarının ya da pankreasın baş kısmının kanserlerinin de mutlaka düşünüp ona göre bir tetkik yapılıp onlar varsa da ameliyatımızı ona göre değiştirmemiz gerekiyor. Peki vücudun diğer organlarıyla bir bağlantısı var mı? Mesela böbrekle? Tabii ki eğer sarılık olduğunda, tıkanma sarılığı olduğunda kandaki sarılık miktarı arttığında böbrek yetmezliğine de hastalar girebiliyor. Zaten ölüme sebep olan etkenlerden birisi tüm sistemin iflas etmesi. Özellikle beyin dokusuna yerleşmesi, işte böbreklerin çalışamaması, kanamaların görülmesi, kontrol edilen kanamaların görülmesi hastanın hayatına mal olabiliyor. Hı hı. Böbrek naklinden de bahsedelim isterseniz hocam. Evet, şimdi organ nakli ülkemizde son yıllarda gerçekten dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. Hı hı. Ama biz canlı nakilde dünyada neredeyse birinciyiz. Hı, sizin de özellikle bu konuda çok önemli çalışmalarınız var. Tabii karaciğer naklinde, böbrek naklinde, canlı nakilde öndeyiz. Ama bizim üzüntümüz gelişmiş ülkeler organ nakillerini kadavra dediğimiz beyin ölümü olmuş. Yani ölmüş bedenlerden aldıkları organlarla yapıyorlar. Evet. Bizim ülkemizde ise biz maalesef insanlarımız yoğun bakımlarda ölen, daha doğrusu oradaki doktorların hastanızı kaybettik, başınız sağ olsun, şu anda yani beyin ölümü gerçekleşti dediklerinde organlarını bağışlar mısınız sorusuna hayır, hayır cevabı veriyorlar. Ve o sırada bu hayır cevapları birkaç hastanın hayatına mal olabiliyor. Evet. Daha önce ve de bu birkaç saat sonra da toprak oluyor o beden. Yani evet, evet. O, yani öldü denen bir bedenin organını bağışlayamamayı biz anlayamıyoruz. Sağlık Bakanlığımız bu konuda gerçekten çok çalışmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun sevap bir işlem olduğunu. Evet, biz programımızda da işledik bu konuyu. Tabii ki. İstanbul'un yani emekli başvaizi Mustafa Akgül evet, bunun yani öneminden, sevabından da bahsetti. Takip ettim. Dünyadaki bütün dinler organ bağışının yani sevap bir işlem olduğunu söylüyor. Yasak diye bir şey yok yani. Evet. Hani insanlar çeşitli sorular soruyorlar. Yani öbür dünyada organımız olmadan mı uyanacağız diye. Yani bizi bu dünyada yaratanımız öbür dünyada tekrar organımızı yaratmayacak mı? Yani böyle çok saçma sapan düşüncelerle ülkemizde organ bağışına teşvik etmek için ya da bunun
yani iyi bir şey olduğunu insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz kendimiz derneklerimiz, sosyal kuruluşlarımızla üniversite öğrencilerine hatta lise öğrencilerine gidip beyin ölümü nedir? Beyin ölümü gerçek bir ölümdür. Artık o kişi hayata dönmeyecektir. Sadece makine ona pompalıyor, oksijen hı. veriyor. Organları birkaç saat canlı kalıyor. O safhada ölenin yakınları evet organlarımızı bağışladık derlerse biz canlı insanlardan organ alıp takmayacağız. Kadavra dediğimiz beyin ölümünden organları hmm. alıp hmm. takacağız. Hmm. Şu an sırada bekleyen çok da insan biz, var değil mi? Tabii ki yani organ bekleme listesi Avrupa ve Amerika ülkelerinde çalışan bir sistem. Çünkü onlarda nakillerin %80'i kadavradan yapılıyor. Evet. Yani sıraya girdin mi biliyorsun ki birkaç ay sonra bana sıra gelecek. Ama hmm. bizim ülkemizde bu organ nakli bekleme listesi maalesef ölümü bekleme listesi haline geldi. Çünkü çok acı. Çünkü o sırada bir hasta ölüyor ama yoğun bakımlarda da organlarını bağışlamayan bir aile olduğu için o organlar toprak olabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için, farkındalık için çok teşekkür ben ediyoruz. Özellikle organ bağışı için katkınıza ben teşekkür ediyorum. Evet, mutfağa geçelim mi beraber? Tabii ki. Buyurun. Şimdi mutfağımızda İtalyan reçetesi var, iki tarifimiz var. Patatesli makarna, buraya gelebilirsiniz hocam, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Patatesli bir makarna, ismi gnocchi. 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 Ve pizzamız var. Bildiğimiz klasik margarita pizza ve karışık pizza. Karışık pizza, evet. Şefimiz. Tebrik Şimdi, ediyoruz. Az önce beslenme döneminden konuşmuştuk. Şimdi bu tarz hocam, bir beslenme safra kesesi sağlığı için. Onları bir seferde yiyelim. Burada bırakmayız değil mi safra kesemizi? Evet. Tabii ki. Şimdi size ikram edeceğim. Hemen bir önünüzde hemen servisleriniz var. Ben dilimledim zaten arzu derseniz. Evet. Evet. Gerçekten olacak mısınız? Kendiniz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Evet, biz burada tadım yaparken siz de ekranı yeni açan izleyicilerimiz için neler yaptığımızdan bahsedelim. Bahsedebiliriz. Bugün patatesli bir makarna yaptık. İtalyanların evet. klasik gnocchi dedikleri. Bir fakir yemeği aslında kendisi ama günümüze kadar ulaşmış çünkü çok lezzetli bir yemek. Çok az ve basit malzemelerle ortaya çıkan çeşitli varyasyonları olan bir yemek. Gerçekten güzel olmuş. Hafif, lezzetli, pratik. Patates önceden haşlandı. Evet. Fırında da yapabilirsiniz patatesi. Hı hı. Sıcakken püre haline getirip buharını olabildiğine çıkmasını sağlıyorsunuz ki patates biraz kurusun. Ki evet. içerisine çok fazla un eklemek zorunda kalmayalım. Çok teşekkürler. Hı hı. Aksi halde çok nemli bir patatese yaparsak biz eğer bu gnocchi çok fazla evet. un eklemek zorunda kalacağız. Bu da onu sertleştirecek. Hı hı. Gnocchi orijinalinde yumuşak, böyle ağzı lokum gibi eriyen bir makarna türü. Evet. O yüzden soğuk patatesin içerisine ekliyoruz unumuzu. Yumurtalarla beraber baharatlarla karıştırıyoruz. Çok yoğurmuyoruz. Dediğim gibi ne kadar çok yoğurursak patatesi o kadar çok un alacaktır içerisine. Her uğraştığımızda bir un açığı ortaya çıkacak. Dolayısıyla her sefer un eklemek zorunda kalacağız. Kararında un ekledikten sonra çok az uğraşırsak eğer yeterli olacaktır bizim için. Ondan sonra rulo haline getirip dilim dilim kesip bu parmağımızla size gösterdim o en pratik şekli verdim ben. Hı hı. Çatalla uğraşmadım. Sadece ortasına parmağım bastırdım ve o içerisindeki boşluğa soslar dolmuş gördüğünüz gibi. Evet, evet. evet. Amacı o zaten onun yaptım. Sosu evet. tutması. Bunu krema bazlı yapabilirsiniz. Ben mevsimi geldiği domates. İçin domates bazlı yaptım. Pizza, klasik bir pizza hamuru. Fırında pişirdim yine 10 dakika boyunca 240 derecede pişti. Fırınınızı önceden ısıttığınız gibi pizzayı koyacağınız tepsiyi de önceden ısıtıp sıcak tepsinin üzerine yerleştirirseniz eğer pizzanızı çok daha iyi verim alacaksınız ve sonuç alacaksınız çıtırlığı bakımından. Hı-hı. Ama burada yayında biraz uğraşmak zor olduğu için ben tepsilerin üzerine önceden hazırlayıp tek tek attım. Hı-hı. Ama sıcak tepsiye koyarlarsa çok daha iyi olur. Hı-hı. Çok güzel püf noktaları. Bize sağ pizzaya da bayılırım. Bu makarna pizzayı. Makarnaya afiyet da bayılırım. O bu makarna çok güzel bir makarna olmuş evet, değil evet. mi? Hiç patates tadı aldınız mı çok hocam? Çok farklı bir hiç almadım. Hayır, çok farklı bir lezzeti olmuş evet. Çok beğendiniz farklı mi? Yani, çok güzel olmuş. Ellerinize evet, sağlık. Çok ben güzel fikirler yiyorum. Verdiniz. Gerçekten. Evet. Ben de ilk defa yiyorum patatesten makarnayı. Çocuklarıma yapacağım mutlaka. Çünkü çok güzel lezzetli olmuş. Ve diğer makarnadan bir fark yok. En azından patates yemiş olurlar. Bir sebze yemiş evet, olurlar. Evet. Ve bildiğimiz klasik pizza. Evet. Evde yapmayanlar için güzel bir tarif, reçete olmuş oldu. Alternatif her şeyin olmuş evde oldu. Yapılmışı en güzeli bence. O yüzden pizzayı da deneyebilirler. Evet. Yani bu hamur başarılı bir hamur. Ev pizzası olmuş evet. oldu. Ama ev pizzasının yani dışarıda yediğimiz, İtalya'da yediğimiz pizzayı aratmamış oldu. Çok hayır, güzel. Sizin sözünüzü bağla kesiyor. Evet, bu da hocam, pişti. Hemen o da çıkartayım. Pişti. Oo.
Harika gözüküyor. Gerçekten çok ellerinize sağlık. Yakmayalım. Bu da zeytinli mi olmuş oldu? Evet, bunu zeytinli sosisli peynirli yaptım. Hmm. Çıtırlı duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet, çıtırlı duyuyoruz. Bayağı normalde dışarıda yerken etrafına böyle bir yağ sürüyorlar. Biz ben zeytinyağı sürdüm. Onları da sürmüşüm zeytinyağı. Tabii hamur olduğu için hemen emiyor. Çok da abartmadım zeytinyağını. Evet. Bu çıtırlığını biraz almış oluyor ama değil mi? Çıtırlığını zaten almış oluyor bu üzerine biz zeytinyağı sürünce ama ayrı bir lezzet de veriyor. Ayrı bir lezzet de veriyor. Sıcak tüketildiği için de sorun olmayacaktır. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani sonunda bu lezzetleri tattırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Ozan şefimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Benim için büyük keyifti, aşk olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet çok güzeldi olsun. Yine yaptığınız tarifler harikaydı. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 10'da TRT Türk ekranlarında olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Gülümsemeyi hiçbir zaman unutmayın. Hoşça kalın.